Devletin işverenine de kamburu var. Bugün baktığınızda krizde kim akla geliniyor? En önce esnaf akla geliniyor. Burada yanlış bir uygulama bence. Tedbirler noktasında ilk önce bütün noktaları, kademeleri düzeltmeye ihtiyacımız var. Bugün baktığınızda belediyelerin hepsi batak noktasında görüyoruz. Türkiye'nin ne şekilde, nasıl olduğunu hep beraber izliyoruz. Türkiye'nin, şunu söyleyeyim, yeni isimlere, yeni yüzlere ihtiyacı olduğunu görüyoruz artık. Düzenli kadrolara ihtiyacı olduğunu görüyorum. Yani biz sözümüzde, Allah'ın izniyle hiç kimseden şey gizleyeceğimiz, saklayacağımız bir şey yok. Doğruyu her yerde konuşacağız. Esnafın da hakkını devamlı isteyeceğiz. İstemeye de devam edeceğiz. Birileri konuşmuyorsa konuşmasın. Bizi ilgilendirmez. Şimdi şunu söyleyeyim. Faizler şu an itibariyle kefalet kooperatifleri de olsa faizler yüksek şu anda. 29 da veriyor kefalet kooperatifleri de şu an itibariyle. Onlar da yüksek şu an itibariyle. Bu parayı aldığında vatandaş geri ödemesi çok çok zor olur. Faize bulaşan bir esnafın yaşama şansı 0.0. Ben hiç kimseye faize yönlenmesini istemiyorum şu an itibariyle. Onun için de faiz konusunda da hiçbir açıklama yapmak istemiyorum. Hiç kimseye de faize yönlendirmek istemiyorum. Devletin özel desteklerine ihtiyaç var. KOSGEB'in özellikle makine destekleri gibi, girişimcilik destekleri gibi destekleri var. Bu desteklerin daha güncel hale, daha güzel hale getirilip bu desteklerin artırılmaya ihtiyacı var. Çünkü neden? Esnafı daha çoğaltma açısından. Ne kadar kırılgan bir yapı olsa da burada esnafın önünü açacak tedbirlerde alınması gerekiyor. Çünkü esnaf bankamatik kartını soktuğunda memur, amir gibi maaş almıyor. Burada kendi çalışırsa geçinebiliyor. Yani sizler de öylesiniz. Yani basın mensupları da genelde öyle. Özel sektörde çalıştığınız için. Belli bir maaşınız yok. Çalışırsanız, emek verirseniz kazanabiliyorsunuz. Aynı bizler gibi. Onun için burada devletin özel desteklerini aşmaya ihtiyaç var. Devletin memuru, amiri neyse işvereni de, işverende çalışanı da aynı görülmesi gerekiyor. Onun için onlara da hakları noktasında haklarının verilmesi gerekiyor esnafın haklarında. Esnafın hakları verilmediği sürece Türkiye'de bir sistem değişikliği demektir. Yani bu nedir? Sistem değişikliği demek insanların eşit şekle getirilip, yani bugün baktığınızda Rusya gibi, Çin gibi yerlerde komünizm yıkılmış durumda. Bunu bu ülkede yapabilir misin? Yapamazsın. Yapamayacağınıza göre esnafı canlandırmaya ihtiyacımız var. Esnafı olmayan bir ülke bitmeye mahkumdur. Şu anda parası olan 100 kişi varsa 75'i faizde. Bu iyi bir şey değil bizim gördüğümüz. Faizden geçinen bir ülke değil, çalışan bir ülke olmamız gerekiyor. Çin mobilya sektöründe %36'sını karşılıyor dünyanın. 1,5 milyar nüfusu var. Biz 80 milyon nüfustayız. Biz kaliteye talip olacağız mobilya sektöründe. Biz kaliteli ürünler yapacağız. Onun için bizim ülkemiz kaliteli ürünler yapacak. 80 milyon nüfusu olan bir ülke kaliteye talip olacak. Fasona talip olmayacağız. Biz Çin değiliz 1,5 milyar nüfusu. 80 milyon nüfusumuz var. Bu nüfusu da iyi değerlendirip, üretimi artırıp, cari açığı kapatmaya ihtiyacımız var. Bugün 250 milyar dolar ihracatımız varsa, 340 milyar dolar ithalatımız varsa 90 milyar dolar cari açığımız var. Bu cari açığı da üretimle, üretmeyle, çalışmayla kapatırız. Biz bunu görüyoruz. Onun için de görüyorsunuz zaten organ sanayi bölgesi kurduk. Mobilya sanayi bölgesi niye? Üretimi artıralım diye. Ama şu anda üst yapıları başlamış durumda. Üst yapıları başlayan bir yerde üst yapıyı yapmak için adam, düşünün bir bankaya bulaştığını düşünün. O adam çıkmaza girer. Yani bu fabrikayı çıkmaza sokarız. Onun için burada üreticimize sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Yani devletin üstüne kamburu olmayan bir esnaf topluluğuna, dürüst esnafa sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Esnafın içinde eğrisi olur mu? Eğrisini de ayıtlayacağız hep beraber. Yani burada hep beraber bunları da ayıtlayacağız. Dürüst esnaf yetiştireceğiz. Dürüst toplum yetiştireceğiz. Her sektörde, her yerde dürüst insan yetiştirmeye ihtiyacımız var. Dürüstlük her yerde geçerli olması gerekiyor bizim gördüğümüz.